Merhaba, Java video serisi bölüm 29'a hoş geldiniz. Bu bölümde yine size bir örnek problem vereceğim ve bunu çözmenizi isteyeceğim. Dikkat ederseniz ki verdiğim bütün problemler zor oluyor arkadaşlar. Farkındayım zor olduğunun, fakat zor olmasını ben istiyorum ki ileride karşılaştığınız zaman, özellikle sınavda karşılaşacağınız sorular bunlardan çok daha kolay olacak veya sınavdaki o en zor soru, kazık soru dediğim soru böyle sorular olacaktır. Şimdi sorumuza geçelim hemen. Soru nasıl bir soru? Şimdi arkadaşlar, matematikte Euler number diye bir sayı var. Görmüşsünüzdür belki, E diye şöyle yazıyor, bildiğimiz E harfi. Bu sayının bir hesaplanma şekli var. Şuradaki gördüğünüz şekilde hesaplanıyor. Limit n sonsuza giderken 1 artırı 1 bölü n üzeri n. Bunu böyle tabii gördüğünüz zaman kafanız karışacaktır büyük ihtimalle. Oradan değil de şu şekilde bakarsanız eğer biraz daha kolay gelecektir. Ne diyor? Elimizde bir döngü var diyor, tamam mı? 1 bölü 0 faktöriyel artı 1 bölü 1 faktöriyel artı 1 bölü 2 faktöriyel artı 1 bölü 3 faktöriyel, yani 1 bölü 6, yani şöyle alttaki gibi bazı bir takım sayıların toplanmasından ortaya çıkan bir değer, bu Euler sayısı. O sayının eşitliği de şu, yaklaşık şuna eşit çıkıyor, 2,71 kaç, 2,718, 281, 83, yaklaşık böyle bir sayı çıkıyor. Şimdi biz bunu koda yaptıracağız, bilgisayara yaptıracağız, kod yazacağız, bilgisayar yapacak bu işlemi. Gördüğünüz gibi 1 bölü 0 faktöriyel vesaire diye başlamış, böyle gidecek. Peki nasıl yapacağız? Ben biraz taktiğini söyleyeyim size, ondan sonra çözüme geçin. Eğer direkt çözüme geçmek istiyorsanız bu taktiği dinlemeseniz de olur. Mantık şu şekilde: iki tane döngü kullanmanız gerekiyor. İlk döngü ne için? İlk döngü şu: pay kısmı, keserin pay kısmı zaten hep 1. Payda kısmı fakat gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 4 diye artıyor. Bizim payda kısmı için bir tane döngü tutmamız gerekiyor demek oluyor. Ve bu döngü ne yapıyor? Döngünün sonunda sürekli bir toplama yapıyoruz. Birinci döngümüz bunun için. Bu döngünün içerisine ikinci bir döngü koymamız gerekiyor. İçine koymamız lazım ama. O döngü ne yapıyor? Faktöriyel hesabı yapıyor. Faktöriyel nasıl hesaplanır arkadaşlar? Mesela 4 faktöriyel 24'tür. Nasıl hesaplanır? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 4'ten 1'e kadar sayıları düşürüp çarparsınız sürekli. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Düşüre düşüre çarparsınız. İkinci döngüde bu işlem yapacak. Faktörel hesabını yapacak. Soru bu şekilde. Zor göründüğüne bakmayın. Kodunu gösterdiğim zaman çok da uzun olmayan bir kod olduğunu göreceksiniz. Sınavda bu tarz sorular çok çıkar. Kazık soru olarak bu tarz soru çıkar mesela. O yüzden yapmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdiden herkese kolay gelsin. Anlamadığınız veya merak ettiğiniz bir şey varsa yorum yerine bırakabilirsiniz.